Evet arkadaşlar merhaba, hayırlı akşamlarınız olsun. Şimdi arkadaşlar dün bir video çektim biliyorsunuz. ABD'den gelen enflasyon rakamlarının beklentinin altında üstünde geldiği için beklenti 2.9'du, 3.1 geldi. 2024 hedefleri Amerika'da 2 enflasyon, yani yıl sonu 2024 2. Bizde nasıl 2024 yılı sonunda 36 enflasyonsa onlarda da 2. Ondan dolayı dün çalkantılı bir savantılı durum oluştu. Bir ara 9000'in altına bayağı bir sarktık. Hatta 8.910-15'lere kadar bir geldik. Önemli destek noktasını bir test ettik ve oradan özellikle son yarım saat 45 dakikada da güzel bir alımları görerek tekrardan 9.074 seviyesi üzerinde endeksimizi kapanış yaptık. Ne dedik her zaman? Arkadaşlar sakin olun. Endeksimizde ne yaparsa yapsın, siyasi bir sıkıntı olmadıktan sonra endeksimizde yön yukarı. Yeter ki sadece sakin kalalım, doğru hissede doğru zamanda kalalım. Balon olmuş hisselerden bir miktar uzak duralım. Bilanço dönemi yaklaştı. Birçok hissenin daha bir bilançoları gelmediği için bilançosu çok iyi gelecek. Hisselere yoğunlaşmak lazım. Özellikle 2024 yılı teknoloji yılı olacak. Teknoloji hisselerine biraz ağırlık verirsek bence daha iyi olacak diye düşünüyorum ama balon olmuşlara değil. Buna biraz dikkat etmek lazım. Yani Türk Hava Yolları'nı her zaman söylediğim gibi beğeniyoruz. Ulaşım sektöründe Türk Hava Yolları'nı beğeniyoruz. İşte demir sektöründe Ereğli'de güzel bir hareketler var. Bir de sizler için bugün arkadaşlar bir tarama yapacağız canlı yayında. Videoda yani tarama yapacağız. Şimdi aklıma düştü. Yani hiçbir böyle bir şey de planlamadım. Tarama yapacağım. Saatlikte tarayalım. 30 dakikada 45 dakikada bizim radarımız hangi hisselere düşmüşse onları söyleyeceğim. Karar sizindir. Alırsınız satarsınız. Ben ona zaten karışmıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi endeksimizde 9.150-200 aralığında bir üst direnç noktası oluştu. Salı günü orayı denemiştik. Çarşamba düştük. Pazartesi orayı denedik. Salı düştük. Bugün çarşamba bir ara düştük. Baya düştük. Gün sonu tekrardan güzel bir hareketle yukarı kapattık. Yarın Perşembe. Ben endekste herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gelen ekonomiden gelen Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'ten gelen haberler, Orta Doğu ziyaretleri, işte Mısır'ı falan filan, Arapları ziyaretler, onlardan para bakalım koparabilecekler mi, yatırım için Türkiye'ye gelecekler mi, onları izleyeceğiz. Bu da borsalar için olumlu, yani bizim borsa için olumlu. Bugün Avrupa borsaları yemyeşildi, bizim bir saat 3'e kadar kıpkırmızıydı, sonra o da yeşile döndü. Herhangi bir problem yok, gayet sakiniz, panik olmayın. Dolarda, euroda, altında sadece paranızı koruyabilirsiniz ama borsada her zaman ne diyoruz? Zengin olursunuz. Zengin olmak için de doğru zamanda, doğru hissede kalmak sizi zengin edecektir. Bunu özellikle belirteyim. Şu 1-2 gün, önümüzdeki hafta sonu geliyor. Yarın Perşembe, Cuma'dan sonra. Şu 1-2 güne biraz dikkat edelim. Yine çalkantılı süreç olabilir. Sonuçta yine yönümüz yukarı yani. Benim hedefim biliyorsunuz. 9.538 seviyesi, daha doğrusu net söylüyorum, not almıştım. 9.532 seviyesine kadar bir hareket bekliyorum. Orada belki bir miktar düzeltme, satış gelebilir. O da tekrar 9.000'de tutunup tekrardan 10-11 seviyelerine kadar da hareketler bekliyorum. Evet, şimdi sizinle beraber bir tarama yapalım. Hani ben bazı hisseleri seçiyorum ya arkadaşlar. Tarama yapıyorum. Sonra hissenin bilançosu ne kadar gelmiş, nereye gelmiş, ondan sonra grafik çalışması yapıyorum, destek dirençlerine bakıyorum, al mı vermiş, sat mı vermiş, onlara bakarak sizlere sunuyordum. Şimdi beraber bir tarama yapalım, fazla da zamanınızı almayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hisse senedi takipçisine giriyorum, bakınız sıfırdan açacağım, bakınız. Şimdi buraya geldim, Google arama motorundayım, tamam arkadaşlar, Tradeview'e girdim ve hisse takipçisi dedim. Ben buraya üye olduğum için, ben hazır değilim diyeyim. Üye olduğum için burada zaten ben üyeyim. Bak burada da A harfiyle çıktı. Aktaş'ın A'sı soyadım. 8 tane indikatörüm var benim. 8 tane indikatör. Bak burada 8'i gösteriyor. 8 indikatörün birleşmesiyle özel bir yazılım attırdık. Yani bunu bulamazsınız. Bana da söyle falan filan diyor da bulamazsınız. Yani özel yazılımla yapıyorum. Bunu özellikle verdim. Ve hemen saatlikte bir tarama yaptım. Sizin karşınızda. Özellikle benim burada dikkatimi çeken güçlü al veriyor mu vermiyor. Güçlü al. Bir sürü hisse var mesela. Saatlikte al vermiş. Ama ben güçlü allara bakıyorum. Bak ne var güçlü alda? Şişeyi bir son bir saatte ala döndürmüş. Güçlü al. Gözde girişim güçlü al. Ondan sonra mesela Angen, Borlus var ama bunlar al da. Benim için güçlü al çok önemli. Ve hacim.
Şuradaki hacim de çok önemli bak. 2.2 milyon saatte işlem yapmış. Şişe hacim bayağı güzel. Ondan sonra gözde için 117 bin kağıt güzel. Ondan sonra gazinomi güçlü al vermiş 40 bin fena değil. Aksa'yı güçlü al. Perkme'yi güçlü al. Suven'i güçlü al demiş. Bizim güçlü al. Ondan sonra Gentus güçlü al. Ege gübre güçlü al ve tarkim tarımı güçlü al vermiş saatlikte. Yani kaleminiz varsa bir yerden not alabilirsiniz. Şimdi tek tek süzerek gideceğiz. Şimdi saatlikte bunu vermiş. Hemen ne yapalım? 2 saatliğine geçelim. 2 saatlikte yani endeksin kapanmasına 2 saat kala neler ala dönmüş? İşte yayla agro gıda güçlü al da. Ondan sonra kerevitaş güçlü al da. Etiler gıda güçlü al ve issen güçlü al. Son 2 saatte. Ve 4 saatlik. Önemli olan 4 saatlik. Benim için 4 saatlik, 4 saatlik ve 2 saatlik çok önemli. Ve 30 dakikalığa bakacağız. Son 30 dakikada aşağı gelirse sata döner, yukarı gidirse ala döner. Onun için biz 2 saatlik ve 4 saatlik bizim için çok önemli. Retap al da ama hacim güzel. Etiler gıda güçlü al ve Birko demiş. Birko'yu tercih etmiyoruz. Spek ise sığ tahta. Yani burada biz ilgilenen Etiler ve Retap. Hemen ne yapıyoruz? 4 saat, 2 saatliğe bakalım. İçerisinde kessem var mı? Yayla demiş. Kerevitaş, Etiler. Bak Etiler burada da keşişti. Ondan sonra İssen. Bu hisseler ala dönmüş. Yani bu işte, ondan sonra şeye bakalım bir saniye. Son 30 dakikada bizim indikatörümüz Koç'u vermiş. Güçlü al. Bir de Konkay vermiş. Bir de Marmaris Altınyus. Marmaris Altınyus biraz sığ tahta. Onlara fazla bakmıyoruz. Ve son 15 dakikaya da bakarak bir analiz yapacağız. Derhele'yi vermiş. Güçlü al. Samat'ı vermiş. Sığ tahta. Amana bunlara dikkat. Hemen ne yapıyoruz? Saatliğe bakalım. Saatlik de bizim için önemli olan şişe. Gözde girişim. Gazinomu aksa. Perkme. Subun bizim. Gentaş, Ege Gübre, Tarkim. Doğru mu? Doğru. 2 saatlik yayla gıda, kerevitaş, etiler ve issel. Bu dördü beni dikkatimi çekti. Hemen kısaca grafiğine bakalım. Gerçekten alınır mı? Trade olaraktan takip edeceğiz. Hemen etilere bakalım. Etiler. Etiler gıda. Açalım bakalım. Durumu nedir? Evet, orada 2 saatlikte baktığımız için burada da 2 saatlik grafiği açacağız. Yani orada 2 saatlik taramayı yaptığımız zaman burada da 2 saatliğe bakacaksın. Gününe veya saatliğe bakmayacaksın. Uyum olması için. Evet, şöyle baktığımız zaman indikatörümüz ne yapmış arkadaşlar? Ala dönmüş. Ondan sonra hemen ne yapıyoruz? MACD ve şöyle bir saniye. Burası bayağı karışmış. Şunu kaldırayım biraz. Plansız projesiz yaptığım için biraz zamanınızı alıyorum, kusura bakmayın. Bak bu da gayet güzel. Yani ala dönmüş, MACD ala dönmüş, RSI gayet güzel ve ala dönmüş. Ha, ben bu hisseyi takip eder miyim? Evet, takip ederim kısaca. Hemen bunda daha önceki en düşük gördüğü yani en düşük gördüğü yere bakalım. En düşük nereye görmüştün? Sert düşüş benim için ve ortalamaya geldiği yer. Neresiymiş arkadaşlar? 14.45. Kaçtan kapatmış? 14.15 yapmış. Ya zaten bu %8 yapmış. Yani fazla yükselmiş. Risk de olabilir mi? Olabilir yani. Hemen bunda bir çalışma yapalım hep birlikte. Şurası tepe olarak düşünürsek saatlikte. Yani şurayı alabiliriz. Yani şöyle yaptığımızda bir tepeden bir trend çizgisi atalım arkadaşlar. Buraya değdi. 1, 2, 3, 4, 5 yere değdi. Tamam. Yani bura fena değil. Yani desteğimiz neresi? Stopumuz neresi? Şu kesişen noktaya noktayı koyduğunda aşağı çıkıyor. 15.42. 15.42 altına düşüp kapanış yapmadığı sürece bunda yön yukarı olabilir. Ama bayağı bir yatay hareket yapmış burada. Biraz izlemek lazım. Şu yatay hareket biraz kafa karıştırabilir. Ama şu tepeyi aşarsa da çok hızlı gider. Gerçekten hızlı gider. Şöyle bakalım. Yani şuraya kadar gidebilir. Bir 17'leri test eder gibi geldi bu hisse. Hemen bunları bir temizleyelim. Bir günlüğüne bakalım. Bir saniye. Günlüğüne bakalım. Günlükte neler yapıyor?
Zaten git geli çok yapmış, bayağı da karıştırmış, kendini karıştırmış. Evet, şöyle baktığımız zaman etiler gıdada biraz sığ tahta dikkat etmek lazım. Bu hisselerden asla yüklü alımlar, çok tehlikeler doğurur. Haberiniz olsun. Yani git gelileri çok sert gidiş, sert düşüşler yapan bir hisse. Yani indikatör ala dönmüş, günlüklü de zaten ala dönmüş. Ne zaman dönmüş? 11 Ocak'ta ala dönmüş ve hala alda. Fena değil arkadaşlar, takip edilebilir. Dediğim gibi stop noktamız neresiydi? 14.65. 1000 liralık bir marj var. Bayağı sıkıntı doğurabilir. Onun için buna stop noktayı şuraya bir yere koyarmış. Ortalamaları kırmazsa, saatlik ortalama kaçmış arkadaşlar? Şurası. 14.81. Yani 14.81'i takip edeceğim ama biraz riskli geldi bana. Yani indikatör al verdi. Bu bir. İkincisi ne al vermişti? Yayla gıda. Hep gıdalara girmişler bugün. Gıdalar güzel gelecek herhalde. Yayla. Yayla gıda. Yayla gıdaya bakalım. Ne yapmış? Evet. Aynı şekilde 2 saatliğine bakmıştık. 2 saatlik grafiği açacağız. Evet, 2 saatlik grafiği açtığımızdaki durum bu. Şuraları bayağı bir çalışmışız bu hissede. Soran olmuş bana. Ben de soran olduğum için çalışıyorum. Evet. Şöyle baktığımız zaman, evet, güzel mi? Fena değil. Fena değil. Hoşuma gitti bu hisse. Yayla sanki etilerden biraz daha hoşuma gitti. Bu ise biraz daha ona göre bence sağlam günme geldi. Yani şuraya kadar bir hareket beklenebilir. Neresi? 18.32'ye kadar. 18.32'ye kadar bir hareket beklerim ben bu hissede ya. Şuraya kadar. Yani şuraları, yani hatta şura 18.91. Yani 18.91'e kadar bir hareket beklenebilir. Şurada biraz yatay hareket yapmış. Bu yatay hareketten bir kurtulursa bu ise gayet güzel olur. Yani şu aradan kurtulması lazım bak. Yani 16.76, 15.58. Burası yatay bölgesi. Yani bu buradan bir kurtulursa yukarı gayet hızlı gider. Buraya direkt değer, yani 18-19'lara değer. Ama buranın 15.58 de stop noktası, haberiniz olsun. Taramamızda bu çıktı. Ondan sonra ne çıkmıştı arkadaşlar? Kerevitaj. Hep gıda, hep gıda. Ben anlamadım. Hep gıdalar çıkmış. Kerevitaş'a bakalım. Evet. 2 saatlik de bu sattı ama taramada çıkmış. Taramamız kaç saat? Bir bakalım. 2 saatlik çıkmış. Burada bir uyumsuzluk var. Bir uyumsuzluk sezindim bunda. Yani tepeden bir aşağı bir dönüş var burada. Bunda bir uyumsuzluk sezindim. Pek hoşuma gitmedi bu hisse. Ha, gitmez demiyorum yani. Yani benim grafiği pek hoşuma gitmedi, açık konuşayım. Yani grafik pek hoşuma gitmedi. Şunları bir kaldırayım. Buraya bayağı bir karışık geldi. Şöyle bir kaldıralım. Burayı bir temizleyelim. Bir günlüğüne geçelim. Şöyle baktığımız zaman, yani fincan kulp olabilir mi diye bakıyorum ama yok, hayır, olmaz. Yani bunda bir değişik formasyon var. Bu biraz sıkıntılı geldi bana. Bunu hiç sevmedim arkadaşlar. Sevmedim. Etilere baktık. Kerevitaş, yayla gıda ve İssen. İssen'e bakalım. İssen. Yani bir tarama yaptık arkadaşlar. Yani beraber aklıma düştü şimdi. Ala dönmüş son 2 saatte. Evet, alda. Hemen indikatörlerimizi açalım. Hepsini açalım, al indikatörü. Bir bakalım şöyle bir bakalım bu hisseye. Şöyle baktığımız zaman evet, bayağı da bir sert gitmiş. Şuralardan bayağı bir gitmiş. Yani 5'lerden 28'lere gitmiş, bir geri gelmiş. Biraz sığ tahta, biraz dikkatli olmak şartıyla bu hisseyi takibi biliyorum, biraz da takip ediyordum. Yani buraları dip oluşturmuş, 9.5. Oradan sonra güzel bir tepki gelmiş. Şurada bir direnç noktası var arkadaşlar. Yani şura tepe dersek, şurayı dip dersek 11.37, 12.71 arasından kurtulması lazım. Eğer 12.71'den kurtulursa bu hisseyi direkt olarak 15'e kadar hareket yapabilir. 11.37 stop noktası kullanmak şartıyla fena değil. Tamam arkadaşlar. Taramamız bu şekilde. Yani siz, aklıma düştü. Hep soruyorlar nasıl tarama yapıyorsun falan da. Tarıyorum, hisseyi inceliyorum. Şimdi onların bir de bilançolarına falan bakıyorum. En son gelen son 3 aylık bilançosuna bakıyorum. 9 aylık bilançosuna bakıyorum. 12 aylık bilançosuna bakıyorum falan, ona göre yapıyorum da şu anda zaman video çok uzar, onlara da bakarsak aklınızda bulunsun. Yeni 2-3 tane hissem olacak. Onu hafta sonu çekeceğim. Şu hafta sonu bir cuma, perşembe, cumayı bir atlatalım. Ondan sonra onu hafta sonu çekeceğim ama bu söylediğim hisselerde not alırsanız onları da bir takip edin bakalım nasıl olacak, merak ettim. Endeksten korkmayın, sakin olun, para kazanacağınız yer her zaman borsa.
Yeter ki sakin olun. Milli Piyango gibi bilet alır gibi hisse almayın. Kumar oynar gibi al sat yapmayın. Tamam arkadaşlar. Kumar oynadığın zaman kim kazanır? Sen çayını kahveni içersin karşı arkadaşına ödettirirsin ama kazanan yine kahveci. Aynı onun gibi kazanan tahtacı olur. Sen kazanamazsın. Al satlardan şu 2-3 gün biraz uzak duralım. Şu hafta bu haftayı bir atlatalım. Önümüzdeki hafta sonunda yani ya cumartesi veya pazar bir 3 hissem daha var. Şu anda takipteyim onu. Taramalar yapıyorum. En son cuma günü bir tarama yapacağım. Sonra bilançolarını inceleyeceğiz. Grafiğine bakacağız ve sizlere paylaşacağız. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.